Arkadaşlar merhaba. Herkes silah tutuşu, silah duruşu, silahı kavrama, tetik ezmesi, atışı, silahla ilgili bu tür sorular soruyordu. Herkes böyle bir video yapmamı istiyordu. En az 20 kere bu tür silah eğitimlere katılmışlığım var. Kendimi eğitmen olarak görmesem de, gerçi lokal olarak birkaç tane eğitmenliğim var ama kendimi eğitmen olarak görmesem de en azından 20-25 kere katıldığım bu eğitimlerden, ustalardan, eğitmenlerden öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak istedim. Aklıma gelen şeyleri kısa kısa sizlere açıklayıp en azından size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle benim için önemli olan duruş arkadaşlar. Duruş tamamen düz şekilde, şu şekilde ayaklar omuz hizasında, çok açık değil veya çok kapalı değil. Tamamen ayaklar omuz hizasında rahat bir biçimde. Yani ekstradan vücudunuz kesinlikle herhangi bir kol hareketi, kafa hareketi, omuz hareketi veya öne doğru eğilme veya arkaya doğru eğilme veya göğüs çıkarma hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Vücut normal pozisyonda hiçbir ekstra hareket yapmadan yalnızca silahı çekip göz hizasında getirmek. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Arka ayak arkada kunduz duruşu yapmıyoruz çünkü aldığımız zaman silahımızı bu şekilde sağ elimizle itel ederken, sol elimizle geriye doğru çekerken balansı kaybedeceğimizden sağ elliler her zaman sol alta, sol ellilerde her zaman sağ alta doğru kayar. O yüzden duruşumuz tamamen düz bir şekilde ve tam göz hizasında. Arkadaşlar şunu hemen söylemek istiyorum. Hedef atıcılığı tamamen farklı bir olay arkadaşlar. Yani ben burada her türlü hedef atıcıları gördüm. Herif yani silahı nasıl tutarsa tutsun. Zencilerin böyle tuttuğu gibi nasıl tutarsa tutsun. Hedef atıcılığı başka bir olay. İsterse yan tutabilir, isterse aşağı doğru tutabilir, isterse şu şekilde tutabilir. Bilemiyorum. Ben her türlüsünü gördüm. Ama hedef atıcılığında yalnızca bir mermi o anda hedefe atıldığı için önemli olan arpacık odaklanmasını yapabilmek. Silahı nasıl durduğu önemli değil. Ama benim demek istediğim silah genel tutuşu olayları daha farklı. Silahı nasıl tutmamız gerekiyor? Öncelikle şu şekilde silahın üstüne gelebilecek en yukarıdan tutmanız gerekiyor. Çünkü silah ateş aldığında bütün gücü sürgüye veriyor ve silah şu şekilde gidiyor. Siz eğer buradan tutarsanız silah daha çok şahlanır. En yukarıdan tutabildiğiniz sürece silahın şahlanmasını engellemiş olursunuz. Yani imkan olsa da silah şu şekilde, yan şekilde falan tutabilsek ki bütün şeyi geri tepmeyi biz alabilsek. O yüzden şu şekilde en yukarıdan tutuyoruz. Daha önceden, şöyle yan dönüyorum. Daha önceden bunları konuşulurken sol elin %70-30 yani 70 ağırlık veya güç bu elde, 30 bunda veya 80'e 20, 60'a 40, 50'ye 50 bir sürü değişik yöntemleri çıktı. Ama asıl önemli olan silahınızı tuttuğunuz zaman, şöyle en yukarıdan tuttuğunuz zaman şuradaki boşluğu, ben mesela benim atışlarımda hep sol alta kayıyordum. Hep tetiği çekmemden zannediyordum bu hatamı. Aslında şuradaki alanı tamamen kaplamadığım için, şu alt tarafı boş bıraktığım için oradan sol alta kaymamı sağlıyordu. Yani şu elinizi tam şu şekilde o aradaki boşluğu dolduracak şekilde buradaki parmağın çok fazla işe yaradığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu parmak silahın bütün desteğini alıyor ve gücünü oradan veriyorsunuz. Ve sol elinizin ön parmaklarıyla böyle arkadan kitlemeye ve şu iç tarafıyla da boşluğu alıyorsunuz şu şekilde. Sağ baş parmak sol boş parmağın üstüne geliyor. Peki silah tutarken kolunuzu nasıl tutacaksınız? Sol kolunuz tamamen düz şekilde önünüzde olacak ve şu şekilde bilekten kıracaksınız arkadaşlar. Sağ elle silahınızı getirdiğiniz zaman, girdiğiniz zaman sol kol dümdüz şekilde silahın büyük gücünü alacak ve sağ elle de bu şekilde. Yani silah tamamen kıpırdamayacak şekilde oynamayacak arkadaşlar. Sıktığım zaman hiçbir şekilde tepmesini, şahlanmasını silaha izin vermeyeceksiniz ve siz onu en düz şekilde yapacaksınız ki follow up shotlarda, yani ikinci, üçüncü atışlarınızda, üst üste yapacağınız atışlarda namluyu aynı hizada tutabilmeniz gerekiyor. Odaklanmayı hiçbir şekilde bozmadan.
Yani şu şekilde silahı kilitleyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar tetik parmağın, tetik parmağını nerede tutacağız? Tam bu öndeki boğum değil ve tam parmağımızın ucu değil, tam ortasındaki etli alana tetiği denk getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve tetiği sıkarken böyle bastırmayacağız. Yalnızca şuradan kilitli bir şekilde durup şu şekilde yan tutayım. Yalnızca tetik parmağı ön tarafı geriye doğru çekecek arkadaşlar. Yani şöyle yapmayacağız. Bu da ne anlama geliyor? Şu şekilde tetiği koyduğum zaman tam boğumdan almıyoruz. Çünkü boğumdan çektiğimiz zaman aşağıya doğru ve sağa doğru namluyu kaydırmış oluruz. Veya tam ucundan yaptığımız zaman da sol aşağıya doğru kaydırmış oluruz. Yani tam şu etli bölümünden almamız lazım. Ve tetiği çekerken yalnızca geriye doğru hareket yapmamız lazım. Şu şekilde. Yani tetik çekiminde böyle geriye doğru gelmesi lazım. Sağa doğru veya sola doğru çekmeyeceğiz. Tetiğimizle böyle tuttuğumuz zaman tam böyle geriye doğru yavaşça gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Tetik ezmesini nasıl yapmamız gerekiyor? Tetik ezmesini şöyle havaya doğru tutayım. Silahımız boş. O kadar yavaş 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 yapmanız lazım ki siz silahın ne zaman patlayacağını bilmemeniz lazım. Siz ön arpaca odaklanmayı devam edeceksiniz ve hafiften tetiği geriye doğru yavaşça çekeceksiniz ve o kendi patlayacak. Siz bunun ne zaman patlayacağını tam olarak anlamayacaksınız. Şu şekilde. Buna verilen en güzel örnek limonu sıkmak arkadaşlar. Ne böyle çok az sıkacaksınız, ne çok fazla sıkacaksınız. Böyle hafiften limonun suyunu çıkartacak şekilde tetik parmağınızı o şekilde alıştırmanız gerekiyor. Tetik parmağını antrenmanı kuru tetik çalışmasıyla olabilir. Ben kuru tetiğin silahlara zarar verdiğine inanmıyorum. O yüzden kuru tetik çalışmasının size faydası olacağını, silaha herhangi bir zarar olacağını düşünmüyorum. Özellikle Türkiye'de mermilerin çok pahalı olmasından dolayı evde her zaman kuru tetik çalışabilirsiniz. Kesinlikle merminin olmadığı bir yerde silahınızın şarjörü ve silahınızın boş olduğunu emin olduğunuz zaman kendinize hedef alıp parmağınızı kuru tetik olayına yavaşça alıştırabilirsiniz arkadaşlar. Kuru tetik olayını ve atış olayını ne kadar fazla yaparsanız silahtan korkma alışkanlığınızı veya çekinmenizi bu şekilde geçirebilirsiniz. En fazla gördüğüm hatalardan biri atış yaparken çekindiği için ya silahı öne doğru sıkması, ya geriye doğru zıplaması, ya şöyle olması, bu olayı sökebilmeniz için, yani bu olaydan kurtulabilmeniz için bayağı bir tetik atışı yapmanız, tetik antrenmanı yapmanız gerekiyor. Ve tabii ki çok atış yapmanız gerekiyor. Yani şu olayı, silahtaki korkuyu yeneceksiniz. Bu olayda silah atış yaptığınız zaman her seferinde silah namlu neredeyse hiç oynamayacak arkadaşlar. Ben yani çok arkadaşlar görüyorum YouTube'da atış yapıyor, silah bu şekilde oluyor. Silah yani çok az oynayacak, hiçbir şekilde oynamayacak. Ben bugün özellikle Canik tabancasını getirdim. Atış da yapacağım videonun sonundaki göstereceğim. Çünkü herkesin söylediği canik tabancaları çok fazla şahlanıyor. Ama bunun atış yaparak size ne kadar şahlanmayacağını göstermeye çalışacağım. Bunu nasıl yenebilirsiniz onu söyleyeyim. Özellikle normal mermilerinizin arasına atış yaparken bizde antrenman mermisi dedikleri mermi koyarsınız. Ve bu mermi geldiğinde bilmezsiniz. Yani bir arkadaşınız doldurur şarjörü. Ve atış yaparken tam atış geldiğiniz sırada sıktığınız zaman eğer yine böyle hareketler yapıyorsanız o zaman kesinlikle hatanın sizden kaynaklandığını, tutuşunuzda sorun olduğunu ve halen daha silah korkusunu yenemediğiniz anlamına geliyordur. Bunun en basitini yenmeniz için şarjörün arasına birkaç tane ya antrenman mermisi
Veyahut da boş kovan koyabilirsiniz arkadaşlar. Normal mermilerin arasına araya bir iki tane boş kovan attığınız zaman eğer silah patladığında halen daha sizde bir gerginlik varsa tamamen sizin hatanızdır ve bunu antrenmanla geliştirebilirsiniz. Aklıma gelen şeyleri size anlatmaya çalışıyorum. Benim en çok gördüğüm olaylardan biri atış yaparken insanların çok şahlanarak bir şekilde sağa sola silahı tutabilmesi veya unutup silahı bir şekilde bu şekilde döndürmesi her tarafı. Ayrıca devamlı tetik parmağının tetiğin üstünde olması çok yanlış arkadaşlar. Genelde mesela insanlar tek gözle atış yapmaya çalışıyor. Çift göz odaklanmayı öğrenmeleri gerekiyor. Veya en çok gördüğüm limp wristing diyorlar, onu yapıyorlar. Veyahut da her atıştan sonra bir daha elini düzeltiyor. Bir daha elini düzeltiyor. Bir daha elini düzeltiyor. Yani fokus olayını, göz odaklanmasını bir kere yapıp hedefe kilitlenip elinizle bir şekilde bir keresinde kilitleyip ondan sonra atışlarınız dümdüz şekilde gelmesi lazım arkadaşlar. Şu şekilde. Hiç kıpırdamadan bam 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 gitmesi lazım. Tetik reset mesafesi. Kendi silahınızın tetiğin reset mesafesini ve tetik ağırlığını öğrenmeniz gerekiyor. Ve tetik parmağınızı kendi silahınıza alıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer tetiğinize 2 kiloluk ağırlık gerekiyor, siz 4 kilo basıyorsanız daha çok atış hattınızın kaymasını sağlamış olursunuz. O yüzden reset mesafesini çok iyi ayarlamanız lazım. Atış yaptıktan sonra reset mesafesine gelip o arada odaklanmayla hedefinizden kaymayıp bir daha atışınızı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani gelip sonuna kadar bir daha kalkıp bu şekilde böyle basmayacaksınız arkadaşlar. Bizde flapping diyorlar, sizde bilmiyorum ne, tokatlama falan mı diyorlar acaba? Arkadaşlar herkesin bildiği gibi parmak tetik disiplini var. Bu nasıl oluyor? Devamlı parmağımız tetiğin dışında oluyor bu şekilde. Ama herkesin yapmayı unuttuğu bir antrenman daha var. Bu antrenman aslında parmağımızın ilk defa emniyetten çıkıp tetiğe geldiği an. Bu ne demektir? Bu da tetiği iyi ezmeyi öğrenebilmektir o parmağın. Bunun antrenmanı nasıl olabilir? Şu şekilde olabilir. Mesela her seferinde poligona gidip atış yaptığınızda silahınızı alıp her seferinde bam 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 diye bir sürü atış yapacağınızda parmağınız tetik emniyetine çıkar, bir atış yapar, sonra bir daha tetik emniyetine, bir atış yapar, bir daha tetik emniyetine, bir atış yapar, bir daha tetik emniyetine. Bu şekilde parmağınızı eğitmiş olursunuz. Bunun antrenmanını vermiş olursunuz. Aklıma gelmişken size bir şey daha söylemek istiyorum. Burada mesela ben bir ara polislerle eğitim aldığımda onlara öğretilen, şimdi önceki bize öğretilenle şimdikini söyleyeceğim. Çünkü bu olaylar da değişiyor. Nasıl tabancayı önceden tutmak 70-80'e 20, 70'e 30, 60'a 40, 50'ye 50 gibi değiştiyse ve tutuş şekilleri de değiştiyse. Mesela önceden bize öğretilen tutuş şekli böyle iki parmağı şu şekilde tutmaktı. Veya bunu bunun üstüne bağlamaktı. Şimdi böyle oldu. Yani sistem değişiyor. Her şey daha iyiye gidiyor. Daha iyi yönü öğreniyorlar. Ve önceden öğretileni de söyleyeyim arkadaşlar. Yani burada öğretilen daha önceden silah kılıçtan çıktığı zaman atışı yaparken yapıldığı atış. Tehdidin kaybolup olmadığını bilmek için tetik parmak tetikteyken şu şekilde çekip 5 saniye halen daha parmağı tetikte tutmaktı. Burada öyle öğretmişlerdi. Ama aslında şimdi mesela görüyorum bazı arkadaşlar videolar atıyorlar, yayınlıyorlar ya. Bu şekilde atışlarını yapıyorlarsa tak diyor göğsünü alıyor falan. Böyle olmaz arkadaşlar. Yani bu atışını yaptın mı tetik emniyetini alırsın. Daha önceki 5 saniye kuralı değişti şimdi. Tetik emniyetini her zaman alırsın. Ama halen daha beklersin tehdidin. Tamamen geçip geçmediğini kontrol edersin. Ondan sonra silahı göğüsten getirip kılıfını alırsın. Kılıftan çekerken de arkadaşlar görüyorum mesela. Şimdi aklıma gelmişken konuşuyorum size. Alıyorlar şu şekilde çıkartıyorlar. Şöyle alttan çıkıyor. Yani herif tokat atar gibi silah getiriyor. Bunlar tamamen gelip göğüse gelip göğüsten düz çıkması lazım arkadaşlar. Bu şekilde. Press check atım yatağı kontrolü. Bizim burada press check dediğimiz şarjörü doldurduk. Mermiyi ağzına verdik. Ondan sonra şu şekilde mermiyi kontrol etmemiz lazım. Eğer atım yatağında olup olmadığını. Ya böyle yapabilirsiniz. Ya böyle yapabilirsiniz. Ama bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Bunda yapılan en çok hatayı size söyleyeyim. Benim silah boş bu arada. Şarjörüm de yok. En çok yapılan hata
bir şekilde eli çok yakın tutmaları, şöyle tutması veya bir şekilde öne getirmesi. Ben bunu en çok tabancalarda değil de burada çok görüyorum poligonlarda. Küçük tür silahlarda, mesela Scorpion'daki gibi. Çünkü el tutması, AK'nin küçükleri de el tutma yerleri çok önde. Yani Namlu'nun ne kadar önünde şöyle göstereyim size. Eğer bunda da hata yaparken bazen şöyle falan tutuyorlar. Buradan flash'tan çıkacak ateşler veya hafiften kaydırırsanız kendi elinizi vurma imkanınız çok fazla. Bunu çok görüyorum. Özellikle burada çok görüyorum. Bu tür hatalardan kesinlikle sakının arkadaşlar. Silahınızı her seferinde elinize aldığınızda, şarjörünü taktığınızda, mermiyi atım yatağına verdiğinizde kontrol etmeyi unutmayın. Şarjörü çıkarttınız, atım yatağını boşalttınız. Ondan sonra yine namluyu kontrol edin arkadaşlar. Gözünüzle namlunun içini görün ve emniyetli bir köşeye tetiğinizi düşürün arkadaşlar. Biraz önce konuşurken wrist limping dedim ama onun açıklamasını yapmadım. Wrist limping demek tam silahı kavramamak demektir. Kavrama zafiyeti gibi bir şey galiba. Yani tam silahı sağlam şekilde tutmamak. Bu da ne oluyor? Silahınızı çektiğiniz zaman bütün gücünüzle, kolunuzu, elinizi, her şeyle silaha bütün gücünüzü vermeniz lazım ki silahın sürgüsünün tamamen fonksiyonunu geriye gelip yeni mermiyi ağzına alıp koyabilmesi gerekiyor. Bazı insanları görüyorum, çok fazla silahı rahat bıraktıkları için, iyi kavrayamadıkları için silah çok fazla şahlandığından dolayı sürgü bütün gücü şahlanmaya verdiği için yeni mermiyi namlunun ağzına koymaya gücü kalmıyor. O yüzden besleme hatası yaşıyor. Göz gez arpacık ayarında arkadaşlar. Gözünüz gezle arpacığı aynı hizaya alıp etrafındaki boşlukları tam ayarlayarak şu şekilde olması gerekiyor. Onu şimdi size gösteriyorum. De gördüğünüz gibi hedefimiz var arkadaşlar. Silahımızın arpacını ve gezini hedefe tam bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Arpacık tam hedefin ortasını aynı hizaya geldiği zaman gezimiz de hedefi tam ortalayacak şekilde ve arpacığı gördüğünüz gibi tam ortasına getirerek gezimizi sağlı sollu aynı şekilde ayarlayarak dümdüz şekilde hedefe odaklanmamız gerekir. Bu tabloda doğru ve hatalı nişanların nişanlara göre hedefteki vuruşlarını gösteriyor. Bu tabloda ise hedefte vurduğunuz bölümlerin hangi hataları yaptığınızı gösteriyor. Benim bir tane daha en çok dikkat ettiğim şey nedir arkadaşlar, onu söyleyeyim. Genellikle herkes 3 beyaz nokta olarak gez ve arpacık sistemini kullanıyor. Ben bunu sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Yani öndeki arpacığın başka bir renk olması lazım ki göz daha rahat şekilde odaklanabilsin. Genellikle kırmızı renk çok daha güzel oluyor. Yani fiber optik kırmızı bir arpacık gerçekten çok işe yarıyor. Arpacığı başka bir renk deneyerek deneyin arkadaşlar ve farkını gerçekten göreceksiniz. Yine bu tabancayı getirmemdeki, Canik tabancasını getirmemdeki amaç size gez ve arpacığı göstermek. Gördüğünüz gibi 3 beyaz noktadan oluşuyor. Ve bu şekilde ışığa doğru baktığınız zaman tamamen arkası arpacığı kaybediyorsunuz. Hedefe doğru çıkmaya çalıştığım zaman biraz daha gözüküyor. Ama arpacığın kırmızı olduğunu düşünürseniz çok 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 daha rahat olur bu iş. Evet arkadaşlar, ateş yaparken eğer grubunuz belli bir grup halinde değilse atışlarınız, hedefteki kurşun delikleriniz kesinlikle odaklanmadan kaynaklanan bir sorundur bu. Eğer siz silahı tutmayı iyi biliyorsanız, tetiği ezmeyi iyi biliyorsanız tamamen bütün sorunuz odaklanmadan kaynaklanıyor. Şimdi size odaklanma antrenmanı nasıl yapabileceğinizi ve odaklamanın nasıl olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bunu yapabilmeniz için daha önce söylediğim gibi kesinlikle arpacığınızın başka bir renkte olması gerekiyor. Eğer hiçbir renk yoksa kendiniz oraya hocam veya başka bir şeyle başka bir renk koyarsanız bu işlemin ne kadar işe yarayacağını göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi geldik çift göz odaklanmasına. Herkesin bana devamlı yorum yaptığı, abi gözlerin açık
odaklanarak nasıl böyle ateş yapıyorsun. Çünkü mesela 20 saniye 30 saniye hiç kırpmadan atış yapıyorum. Burada eğitimlerde verilen en önemli her zaman ilk ders bir post-it kağıdıyla, yani etrafı yapışkanlı olan bir post-it kağıdıyla tabancanın namlunun önüne yapıştırarak şu şekilde odaklanmayı daha rahat biçimde alıyor. Bu da arpacığın arkasını tamamen bir şekilde kapatıp gözün arpacağa odaklanmasını daha kolaylaştırmak için yapılıyor. Yani bu şekilde siz nişan aldığınız zaman gözünüz çok rahat bir şekilde arpacağa odaklanabiliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim antrenmana arkadaşlar. Poligona gittiniz, hedefinizi astınız, tabancanızla nişan aldınız ve ondan sonra ateş etmeye başladınız. Ama sonuç bu şekilde. Çünkü odaklanmayı bilmediğiniz için hedefteki vuruşlarınız bu şekilde oluyor. Bu tür aynı renk gez ve arpacıkta olan tabancalarda odaklanma gerçekten zor oluyor. O yüzden arpacığın üstüne küçük bir beyaz nokta çizdim. Bakın şimdi işler ne kadar daha kolay olacak. Şimdi bu resime dikkatli bakmanızı istiyorum. Sarı, yeşil, mavi renkleri görmenizi istiyorum. Yuvarlakları döndüğünü göreceksiniz. Bütün yuvarlakları sırayla bakın. Hepsinin böyle döndüğünü göreceksiniz. Şimdi aynı işlemi tabancamızın arpacığına bakarak yapın. Ama iki gözünüz açık, yalnızca arpacıktaki beyaz noktaya kendinizi odaklayın. Tabii ki ilk seferlerde zor olacak. Arada sırada gözünüzü kırpacaksınız. Ama yandaki yuvarlaklara, renklere, yeşile, maviye bakmayın. Yalnızca arpacığın üstündeki beyaz noktaya odaklanın ve gözünüzü kıpırdatmamaya çalışın. Siz buna çok dikkatli şekilde bakın. Bütün konsantrenizi verin. Gelin değişik bir göz odaklanması antrenmanı daha yapalım. Gördüğünüz gibi pembe renkli noktalardan oluşan bir yuvarlak var. Dikkatlice bakın, yuvarlağı çok rahat görebiliyorsunuz ve kaç tane nokta olduğunu sayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, önceki yaptığımız gibi yine tabancamızı koyalım ve arpacıktaki beyaz noktaya çok dikkatli bir şekilde odaklanın. Gözlerinizi kırpmadan yalnızca arpacıktaki beyaz noktaya odaklanın. İlk seferlerde isterseniz biraz daha yaklaşabilirsiniz. Ama gözlerinizi kırpmadan, sağa sola bakmadan yalnızca arpacığın üstündeki beyaz noktaya odaklanmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, size şimdi son bir resim daha koyuyorum. Karenin içindeki siyah beyaz yuvarlaklara bakın. Kaç tane yuvarlak olduğunu, galiba 30 veya 35 tane yuvarlak olduğunu göreceksiniz. Evet arkadaşlar, buyurun sayın bakalım kaç tane yuvarlak var. Ben saymaya çalıştım, galiba 35 tane falan var. Ama hangi renk, siyah mı beyaz mı? Hem sayın kaç tane var, hem de bakalım hangi renk, sizce hangi renk, siyah mı beyaz mı? Dikkatli bakın, hepsini sayın. Evet arkadaşlar, şimdi silahla beraber bakmanızı istiyorum, bakalım şimdi ne olacak. Ve tabii ki şimdi tabancamızla yapalım. Şimdi arpacıktaki beyaz noktaya dikkatlice bakın. Bütün odaklanmayı arpacıktaki beyaz noktaya yapın ve neler olacağını göreceksiniz ya da göremeyeceksiniz. Eğer şu anda odaklanmaya sahipseniz siyah beyaz noktaların olmadığını göreceksiniz. Eğer odaklanmayı yaşayabildiyseniz kaybolduğunu göreceksiniz. Siyah beyazların olmadığını ve öyle yuvarlak nesnelerin olmadığını göreceksiniz. Evet arkadaşlar, sizlere söylediğim gibi videonun sonuna atışlar yapayım. Şimdi fokus olayıma ve silahı nasıl tuttuğuma dikkat edin. Eğer tutuşunuzu düzgün yaparsanız silahınız şahlanmaz ve sizin kontrolünüz altında kalır. Şimdi 10 metreden hemen atışları yapayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi biraz seri atmaya çalışayım. İki hedef var. Silahı tutuşuma ve sürgünün
Şahlanmasına bakın arkadaşlar. Ve tabii odaklanmama. Şimdi iki hedef arasında çiftli gidip geleceğim. Önemli olan hedefi kaçırmamanız, odaklanmanızı devam etmeniz ve şahlanmayı kontrol edebilmeniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu tabloda size doğru nişan almayı gösteriyor. Doğru olan en sağdaki arpacık, net olan. Hiçbir zaman 4 altın kuralı unutmuyoruz. İstisnasız her silah her zaman doluymuş gibi davranmanız gerekir. Namluyu zarar vermek istemediğiniz hiçbir objeye veya canlıya çevirmemeniz gerekir. Silah hedefte tam olarak yönelip ateşe hazır olmadığı sürece tetik korkuluğuna parmağınızı koymamanız gerekir. Ve tabii ki her zaman için hedefin ne olduğundan ve arkasından ne olduğunu emin olmanız gerekmektedir. Evet arkadaşlar, abone olmak için subscribe butonuna ve yeni bildirimlerden haberiniz olması için de yandaki zile tıklamanız gerekiyor.